Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kendi kızına ait araziyi ekoturizm alanına çevirme girişimi tüm muhalefetin tepkisini çekmişti. Kamuoyunda Karakoca davası olarak bilinen ve CHP'nin açtığı yürütmeyi durdurma davasında ise yargı Cengiz Ergün'ü haksız bularak planları iptal etti. Ancak Ergün pes etmedi. Yargının iptal ettiği planları tekrar Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçirmek istiyor. Bu 16. madde yaklaşık 1 yıldır beri Yunus Emre Belediye Meclisi'ne, komisyona, oradan tekrar meclise, oradan Büyükşehir'e, oradan Büyükşehir Komisyonu'na sürekli bir havale ediliyor. Sanki Yunus Emre Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi'nin özel bir işiymiş gibi oldu. Planlar dün Yunus Emre Belediye Meclisi'nde tekrar oylandı. Başkan Çerçi'nin bulunmadığı oylama 14'e 14 eşit kalınca AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Arif Alkan'ın oyuyla planın imar komisyonuna havalesi onaylandı. Karakoca Mahallesi 101 adak 291 parselde kayıtlı yaklaşık 40 dönüm bir araziden bahsediyoruz. Söz konusu bu arazi kısa süre içerisinde 3 kez el değiştirdi. Şu anki sahibi Cengiz Ergün'ün kızı Merve Ergün olarak geçiyor. Biz de bunu bu şekilde nasıl öğrendik onu söyleyeyim ben size. Burada yapılmak istenen ekoturizm adı altında bir imar değişikliğinin meclise gelip itirazla gelişen süreç bu teklifin mahkemeye taşınması ve mahkemenin Cengiz Ergün'ün kızına ait olduğunu ihbar etmesi dolayısıyla öğreniyoruz. İtiraz sebebi neydi? Biz dedik ki bu arazinin yolu yok. Orman alanı içerisinde. Kısaca konu böyleydi. Mahkeme bizim itirazımızı değerlendirdi. Esasa geçmeden usulden bozuyor. Yani bu karar iptal oluyor. Açtığımız davayı kazanıyoruz. Mahkeme aşamasında il başkanımız ve ilçe başkanımızla beraber bu araziye gidip bir bakalım dedik biz. Gittiğimizde gördük ki öncesinden daha meclis kararı, mahkeme kararını beklemeden bu arazinin yolu için devasa bir dağı dermişler. Bu arazinin yolu için yüzlerce yıllık ağaçları kesmişler. Bu söylediklerim sadece bu bahsettiğim olan arsa için yapılmış. Nasıl yapılmış bu? Bu kamu kaynaklarıyla yapılmış. Maskenin bütçesiyle yapılmış. Aynı maske vatandaşlarımıza Türkiye'nin en pahalı sularından birini veriyor. Aynı maske, bir saniye, artık kesmesen sevinirim, çok az zamanı kaldı. Aynı maske, bütçesinde devasa bir borçlanma olan, bu yılki tahmini borçlanması 1 milyar TL olan maske. Sadece kişiye özel bu imar planı için maske milyon milyon TL'leri bu arazinin yolunu açmak için, altyapısını yapmak için harcıyor. Şimdi sözün özüne geliyorum. Siyasi ve idari güç sizde. Bu konuda takipçisi olmaya devam edeceğiz. Hukuki bir kılıfa uydurabilirsiniz. Bu aşamadan sonra mahkemenin vereceği karar benim umurumda bile gitti. Artık Cengiz Ergün kamu vicdanına mahkum olmuştur. Oylarınızla genç bir kadının haksız bir şekilde zenginleşmesine izin verecek misiniz? Bu memleketin, bu meclis kul hakkına riayet edecek mi? Meclis idaresini bir muktedire devredecek misiniz? Bir saat sonra hepimiz evlere gideceğiz. Bu karar sonrası eşimizin, çocuklarımızın yüzüne onurlu, gururlu bakacak mıyız? Yoksa mahcubiyetle mi bakacağız? Karar sizlerin, meclis üyelerin.